değerli dostlar, doğal alanların şifalı ve faydalı bitkilerini toplamaya ve sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün şöyle bir alandayız ve burada oldukça fazla miktarda faydalı, kullanılabilir, şifalı ve yabani bitkiler mevcut. Şimdi bunlardan birkaçını toplayacağız, sizlere de tanıtacağız. Görmüş olduğunuz bitki labada otu. Arkadaşlar, labada otu hem yenilebilir hem de şifalı özelliği olan bir bitki. Bunun çok farklı türleri var. Gördüğünüz büyük labada otu. Evet, yapraklarını görüyorsunuz. Sarma olarak yapılıp yemek şeklinde kullanılıyor. Salatalara çok olmamak kaydıyla 2-3 tane doğranıp kullanılabilir. Aynı zamanda arkadaşlar haşlanarak yemeği yapılır. Labada otunun en önemli özelliği kanı temizliyor. Taze olarak tüketildiğinde ve yine vücuttaki toksin maddeleri atmada çok etkili, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Labada otunun böyle bir özelliği var. Şurada da arkadaşlar zaman zaman toplayıp kullandığımız kuş otu mevcut. İşte çiçek tomurcuklarını oluşturmaya başlamış. Çok lezzetli bir ot. Narin yapısıyla bunu doğada görebiliriz arkadaşlar. Ve bu da alınır, yemeği yapılıyor. Bunu yağda kavurup üzerine yumurta, soğan, salça şeklinde bir yemek yapımında kullanılması mümkün. Bu arkadaşlar kuş otunun böbrekleri çalıştırdığı, sindirimi düzenlediği ve sindirimi düzenlemekle birlikte kabızlığı da giderdiği, yani hafif müsil etkili bir yapıda olduğu biliniyor. Bakın bu alanda toplayacağınız bu şekildeki kuş otlarını kuruttuktan sonra yaklaşık bir demet 10-15 gram civarında bunun çayını yaparak müsil etkili bir özellik kazandırabilirsiniz bu şekilde. Evet arkadaşlar, yine bakıyoruz şurada yapışkan otu dediğimiz bir bitki mevcut. Bu da hemen şurada yakından bakalım. Evet, yapışkan otu da daha çok duvar diplerinde büyüyen parlak yeşil renkli ve yaprak koltuklarında çiçek tomurcukları oluşan bir bitki. Bakın bunun çok ince iğne şeklinde kancaları bulunuyor. Bu nedenle özellikle hayvanlara falan yapışıyor. Yayılımı da bu şekilde oluyor. Burada da oldukça fazla miktarda var. Bunun da yapısında potasyum ve K vitamini var. Birçok ilaç yapımında kullanılıyor. Astım, bronşit ve sindirim sorunlarına karşı da bu bitkinin özellikle kökleri kullanılıyor arkadaşlar. Toprak altında çıkarılan kökü kaynatılıyor. Suyu astım ve bronşite iyi geldiği biliniyor. Evet, yanında da mucize bitkimiz ısırgan otu. Isırgan otu da arkadaşlar yabani otların kraliçesi olarak adlandırabileceğimiz bir bitki. Isırgan otundan arkadaşlar çok müthiş şekillerde faydalanılır. Özellikle yemek yapımında çok kullanılır. Çorbası yapılır. Çeşitli şekillerde yemeği yapılır. Salatalara katılır. İçeceği yapılır ve bir sürü anlamda kullanılır. Bu ısırgan otunun yaprakları, taze yapraklarının şifalı çay şeklinde kullanımı bağışıklığı güçlendiriyor. Sindirimi, kanser karşıtı bir etki gösterdiği biliniyor. Yani her yönüyle şifalı ısırgan otu. Gördüğünüzde mutlaka yapraklarını, tohum bağlama döneminde arkadaşlar var mı bakalım, tohum kısmı şu anda kış ayının ortalarında olduğumuz için yok ama tohumunu görürseniz onu alın. Balla karıştırıp çeşitli şekillerde kullanın ve her yönüyle bu ısırgan otundan faydalanın.